var. Nazlı Bey ile alakalı. Bu videoyu izleyelim. Arkasında da kendisini sahneye alalım ve dizileri tecrübelerini paylaşsın. Yine şu telefonlarınızı önce ben sonra sizi kontrol edeyim. Minden más feladat, ami a családban, általában a család feladata, ezt a legtöbb
really new kind of photos of Azaj mentioning that coming out, the image of the piece that I'm so ready to wish. Walk again, there are other studies in the natural system. And the two Sunday night on the road, and the speech with this work, and the other option to have a short work, to put your other name, and the photos of the main eye, put it as an internet app, should be the one to be best back to that piece. Nyáron Ramadán-ben túlvaló volt a kocsarádommal, és az ottani kollégák meghívtak egy Ramadán iftari partira, és megkértek arra, hogy beszéljek az El Camino-ról, az egy legnagyobb keresztény zarándokútról, amit én megcsináltam. Az úgy semmi probléma nincs. Tehát amíg az emberem üzlet így összehoz különböző vallású, különböző gondolkodású embereket, és semmiben nem tudnak lenni egy közös cél érdekében, akkor ebben a világban semmi probléma nincs. A Laci egy olyan ember, hogyha ő valamit elhatároz, akkor azt végig is viszi. Legnagyobb fejtére a kreativitás. Én még ennyire kreatív embert az életemben nem láttam. Mindig töri valamin a fejét, mindig valami újdonsággal szolgál, és mindig okoz meglepetéseket. Az egy legnagyobb titka, hogy nagyon sok embert szeretnének sikeresíteni, és ebben sikeresek ők maguk. A megdöbről győződnek, hogy a marketing része, meg a üzlet része a legjobb kezek arra a dékszernél állat. Misi bejön titka, az az, hogy szenvedélyével csináljuk, amit csinálunk. Bir uzaklaştırma geliştirdim. Nem a network marketing'e bu problem.
Problemim network marketing kendisiyle değildi. Nem a cégekkel volt a problémám. Problemim şirketlerdeydi. Azzal volt a problémám, hogy az emberek csinálják a network marketinget. İnsanların network marketingi yaptığı şekliyle sorunum vardı. Úgyhogy nagyon sok elveráztam az emberek. O yüzden çok uzun süre ben yok yapmayacağım dedim. Viszont láttam, hogy a network marketing, ha valaki jól csinálja, egy olyan szabadságot tud adni, amit semmilyen másik fel. Ama aynı zamanda da onu gördüm. İyi yapan, network marketing gerçekten iyi yapanlar inanılmaz özgürler. Ya bu arada sikeres vállalkozásra nem voltam szabad. Benim çok başarılı bir şirketim vardı mesela ama özgür değildim. Hikmetten beraberken nasıl yıldan bir şey yürütüm olur bu yana. Ofiste ilk ben gittim, en sonunda ben çıktım. Hem yürütüldü hem de vállalkozmuş. Benim şirketim çalışmıyordu. İşe nasıl bu sabahçak var. O yüzden ben inanılmaz büyük bir özgürlüğe ihtiyacım var. Bu aç çınar kalıp yana doğru, iş okula bir kuruyla doğru. İstedim ki, istediğimi yapayım ve istediğim zaman yapayım. Şu an hani network marketing'in üzleti model, yani demek bir şey. Ve onu gördüm, network marketing modeli bunun için aslında çok uygun bir model. Tabii ben çok olarak gerekmek gözlüğüm ama modellesin aşk gibi bir şey yani. Sadece kendime şöyle ikna etmem gerekti, bunu benim istediğim gibi farklı bir şekilde yapabilirim. Én sikeret kerestem egy olyan céget, aki nekem szimpatikus. Ve bana uygun bir şirket bulmam gerekti. Ugyanis az emberek elfelejtik a legfontosabb dolgot a network marketingben sokszor. Çünkü insanlar en önemli, network marketingin en önemli şeyini unutuyorlar çoğu zaman. Ugye logikusan azért kezd valaki elfoglalkozni network marketingre, mert passzív jövedelemre vágyik. Genellikle o nedenle network marketingre başlıyor birisi, çünkü passzív bir gelir elde etmek. Akkor is keresen pénzt, amikor nem dolgozik. Csalisma bizamán a parkazának is, jó? De ez a passzív jövedelem kizárólag olyan üzletekben van. Ama bu passzív gelir sadece şöyle işlerde bulabilirsiniz. Ahol a termék működik az üzleti lehetőségével is. Ürünün iyi olduğu ve ticaret olmadığı yerde. Yani şöyle, ticaret olmadan da satılabilir, çalışabilir. De hem mülkünün az olyan yerlerinin network marketing üzleti model hosszú távon. Bazı network marketing uzun süre onun için yürümüyor. Ahol az emberek a terméket kizárólag azért vásárolják, mert az üzleti kvalifikációhoz kell. Çünkü insanlar ürünü sadece onun için alıyorlar. Çünkü o şekilde devam ettirebilirler network marketing denir. Ama ürün iyi değil aslında. Ugye manapság lehet látni óriási rendezvényeket. Bugün inanılmaz büyük organizasyonlar görebilirsiniz. Óriási ünnepléseket. Büyük heyecanlı kutlamalar görebilirsiniz. Óriási motivációkat. Çok büyük motivasyonlar görebilirsiniz. De kérdezem, én nem diktor ez az érzés. Ama ben şey soruyorum, bu feeling, bu duygu ne kadar sürüyor? Azokat a csekkeket, amit mutogatnak, azokat hányszor kapják meg egymás után? O gösterikleri size üstüne yüklü rakam yazılan çekleri acaba peş peşe kaç defa alıyor insanlar? Nyilvánvalóan, hogyha valaki sok nagy csomagot ad el, akkor gyorsan tud nagy pénzt keresni. Eğer birisi büyük paketler satıyorsa, çok satıyorsa tabii ki yüksek paralar kazanabilir. De abban nem lesz passzív jövedelem. Ama ondan passzív gelir elde edemez. Passzív jövedelmet azok a vásárlók adják, akiket nem érdekli az üzlet, csak a termék miatt veszik meg. Esas passzív geliri şirketler fazla ilgilenmeyen ama ürün satmak isteyenlerden gelir. Keresen egy olyan céget. Yani öyle bir şirket bulmam gerekti ki. Akinek olyan terméke van, mint az embereknek a üzleti lehetőségtől függetlenül is érdekel. Onun öyle bir ürünü olmalı ki insanlar her halükarda bu ürünü istemeliler. És aki egy olyan marketing tervet állított fel. Ben müthiş bir marketing sistem ihtiyacım vardı. Ami nem kötelezi a dolgokat valamire, hanem lehetőséget biztosít neki. Ve bu marketing benim aradığım şuydu, insanlara mecbur kırmıyor bazı şeylere, rahat bırakıyor. Valaki egyszer a DXM'de regisztrál. Eğer birisi DXM'e kayboluyorsa, akkor nem tudja elveszteni a hálózatát. O zaman ekibini mesela kaybedemez. Mondok egy abszolút példát, hogy esetleg miről beszélek. Örnek vermek istiyorum, annai néven bahsettiğime. Valaki csatlakozik. Birisi kávoluyor. Vásárol egy doboz kávét. Bir kutu kávé alıyor. Megmutatja valakinek az üzletet.
Birisine bu işten bahsediyor. Stripik alakta egy hatalmas üzletet. Ve onun altında kocaman bir ekip geliştiriyor. Sözender, aki megvet egy doboz kávé. Ve o bir kutu kahve alan insan. Öt évig nem vásárol semmit. 5 yıl hiçbir şey alışveriş yapmıyor. 10 yıl nem vásárol semmit. 10 yıl hiçbir şey almıyor. És akkor egyszer eszébe jut, itt van ez a DXM. Ama bir gün aklına geliyor DXM burada. És elkezd vásárolni. Ve alışveriş yapmaya başlıyor. És az a hálózat, ami kiépült alatta. Ve o altındaki ekip. Ugyanúgy alatta van. Aynı şekilde altında duruyor, kaybetmemiş. Nem veszette el. Kaybolmamış. És attól a pillanatok kezdve, hogy vásárol, kaputára jövedelmet. Ve alışveriş yapmaya başlayınca 5-10 sene sonra da para kazanmaya başlıyor. Tehát a DXM-i nem kell raktározni a kvalifikációt. Yani DXM'de kvalifikációnu dekoromanıza gerekmez. Ez a gondolkodásom volt az én miértem. Benim sebebim buydu, yani bu düşünceydi. Miért azt mondtam, hogy fölvegyük a vállalkozásommal? Ve bu yüzden dedim ki ben şirketimi bırakıyorum. És fölépítettem egy nagyon network marketing. Ve çok büyük bir network marketing oluşturacağım. Ugye sokan azt hiszik, hogy a network marketing üzlet az úgy működik, hogy eladom valakinek ezt a lehetőséget. Tabii bir sürü insan şöyle düşünüyor. Network marketing şöyle oluyor. Ben bu olanağı birisine satıyorum. Ya beszervezem az üzletbe egy izleti. Yani işin içine alıyorum diyorlar. Nyilván, hogyha valaki profi eladó, akkor ezt meg tudja tenni nagyon ügyre. Minden kiben tud értetni. Tabii herkesi çok profesyonel bir satıcıysa bunu kolaylıkla yapabilir. Herkese alana ekibini alabilir. De az zor zor gibi belirtti, tabii ne történt semmi. Ama birisini içeri aldığınızda, kaydettiğinizde hiçbir şey olmamış. Pénzt akkor fogok keresni, hogy tőlem függetlenül elkezd dolgozni. Para sadece o zaman kazanmaya başlarım. Eğer o kaydettiğim kişi de çalışmaya başlar. Ona bağlı olmadan çalışmaya başlar. Nagyon sokan belépnek network marketing üzletbe. Network marketing'e bir sürü insan giriyor biliyorsunuz. Herkesenek valamit çinlendi. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hiç nem érdik, hogy miért nem működik nekik. Ve anlamıyorlar neden işlemiyor. És az én tapasztalatom azt mutatja. Ve benim tercümelerime göre. De legtöbb emberek azért nem működik. En çok insanların çoğunluğu yüzden işlemiyor. Mert kihagyott egy nagyon fontos lépést az elején. Çünkü ta baştan çok önemli bir adımı atlamış. Ez ugye ez azt értem, hogy eladták neki az üzletet. Bunu şöyle hayal edin. Onun işi sattılar. De igazából nem vette meg. Ama o gerçek anlamda bu işi anlamış. Ezért szeretnék nektek javasolni egy feladatot mostanra. O yüzden bu akşam için size bir görev vermek istiyorum izin verirseniz. Ha çok pénzt szeretnétek keresni ezt az üzletlere. Eğer bu işle çok iyi para kazanmak istiyorsanız. Akkor azzal kezdjétek ma este. O zaman bu akşam yapmamız gereken şey şudur. Elmondjátok magatoknak ezt az üzletet. Kendinize bu işi satın. Van egy nagyon egyszerű technika. Bunun için çok basit bir teknik var. Nektek előtt fehér papír van. Beyaz bir kağıt alın evde akşam. Húzzatok egy függőleges vonalat rajta. Ortaya bir çizgi çizin. És az egyik posztokba beírhatjátok azt, hogy miért csapnak hoztatok egy posztokat. Mi szavaztana bu işe neden katıldığına yazın. Mit láttatok? Mi az, mi szimpatikus vagy ebben az üzletben? Pozitív olarak ne gördünk? Neye szimpatikát duyduğunuzda girdiniz? És a másik posztokba pedig írjátok a két egyébként. Öbür tarafa da endişelerinize yazın, korkularınıza yazın. Igen, írjátok be az, ami miatt félelmeinek vannak. Bütün korkularınızı oraya listeleyin. Vagy ön milyen tudod, látjátok, hogy nem sikerülnek. Ya da şunu yazın, hani ben başaramam, yapamam çünkü. És amíg ebben az posztokba bármi is szerepel. Ve bu tarafta eğer bir şey kalıyorsa. Addig azt kell mondjam, hogy nem lehet igazán sikeres. O zamana kadar çok başarılı olmayacaksın. Nem baj, hogy most föl tudok ideérni egy csomó dolgot. Soha ne arra egy szűrűs és szüvelemet szorul még nem olyan, és annan nagyon. Amíg ezt nem tisztáztátok magatokban. Ama bunlara içinizde oturtmadığı bir sürece. Addig nem lehetek sikeresek. Başarılı olamazsınız. Ugye én egy kicsit másképp kezdtem ezt az üzletet. Tabii ben biraz farklı başladım bu işi. Én találtam meg a céget, nem volt először szponzorom. Sikét ben voltam, de baştán szponzorom da yoktu. Kiutaztam Malajziába és lecsekkoltam a céget. Malajziába gittem, oda sírközi arastadra inceledem. És amikor hazajöttem, akkor hihetetlen maga biztos voltam. Ve eve geldiğimde inanılmaz özgüvenim tepedeydi.
a maga biztonsági. O yüzden böyleydi. Ben kilitledim ezt a soruyu. Çünkü bu sol taraftaki ne artık içinde boşalttım. Hiç tuttum, hogy bárki bármit gondolhat. Ve biliyordum artık bundan sonra kim ne düşürse düşürsün. Nagyon határozottan láttam azt, hogy én mit akarok. Ben ne istediğimi artık çok net görüyorum. És miért akarok? Neden istiyorum? Mi a probléma általában az embereknek a network marketing és munkával? İnsanların sorunu networkle ilgili nedir aslında? Yolun sonuçta. Ugye az egyik dolog az, hogy azt vettem észre, hogy a legtöbb ember azért nem kezd el dolgozni. Onu fark ettim, insanların çoğu o yüzden çalışmaya başlamıyor bu işte. Mert nem tudja elképzelni azt, hogy sikeres lehet. Çünkü başarılı olduğunu hayal bile edemiyor. İşte már el se kezdi, de nem akar siker érni, sikertelen. Ya başlamıyor bile çünkü başarısız olmakla yüzleşmek istemiyor. Valak mindenki utálja az előre sikerest. Çünkü herkes geri tepmekten ya da reddedilmekten nefret eder. Főleg az, hogy ugye nem tudják kezelni magukban. Özellikle içinde bulunduğunu edemeyen insanlardan bahsediyor. A másik probléma. Öbür sorunu. Hogy olyan lealacsonyítanak érzik ezt a nevet. Öbür sorun da şu, insanların bazıları bu işi böyle çok, nasıl söyleyelim, böyle kalitesiz, hani ikinci sınıf iş olarak görüyorlar. Nekem is ez volt a legnagyobb probléma, amit a legnagyobb szóba. İtiraf etmen gerekiyor ki, en büyük sorun benim de buydu aslında. Ne, sikeres cégvezető voltam? Çok başarılı bir iş adamıydım şirketimde. Marketing szakembereknek tartottam előadásokat. Marketingcilere sunumlar hazırlıyordum, yapıyordum. Çünkü a tükörben hiszen feltettem magamnak kérdést. Ve anneye baktığımda kendime şöyle sordum. László, te hülye vagy? László, sen manyak mısın? Kávéba akarsz házalni? Sen kahve mi satmak istiyorsun böyle evde dolaşa dolaşa? Ilyen emelemes ügyük akarsz lenni. Ilyen emelemes ügyük akarsz lenni. Sen network marketingci mi olmak istiyorsun? Néhány hónappal ezelőtt megbíztak Magyarországon a Mercedes gyárba. Birkaç ay önce Magyarországon benim Mercedes fabrikasına csalmışlar. Volt egy előadás. Ve orada bir, yine bir konferans gibi bir şey vardı. Nagyon sikeres vállalkozott adott előadást. Ve orada çok başarılı bir iş adamı sunum yaptı. Az egész osztály ismeri. Bütün dünya, bütün ülke onu tanıyor. Sem mondta azt, hogy az ő cégének mekkora forgalom. Ne şey anlattı, onun şirketinin ne kadar geliri var. Herkesten sanmayı. Evet, sanmaya başladım. Hogy ekkora volt az én hálózat, ona kadar olyan éles forgalma. A saját hálózat? Az én saját hálózat. Ben yok, kendine düşünmeye başladım ve benim geliştirdiğim anın ne kadar geçen sene geliri vardı. És aztán láttam, hogy çok olyan kérdéseket yapıyorum. Ve şey gördüm sadece, o sadece aşağı yukarı 2,5 kadar, çarpı 2,5 benden daha büyük. Neyhan iyi bir iş mi gelirsin? Yani birkaç sene sonra onu ben geçeceğim. Hát, egyetlen komolytan dolgozom, hiç inanıyorum. Yani inanın, yaptığımız iş hiç de, nasıl söyler bunu, hani ciddi bir iştir, kayda alınacak bir iştir. Hát, ne lehet, hogy az elején az ödesi istersen o galiba. Yani bunu baştan kendinizde, İkna edin kendinize, gerçekten ciddi iş yaptığınıza dair. Mert hogyha herkes nem tudja magának eladni, akkor nem fogja tudni. Çünkü bu işi ben böyle ifade ediyorum, hani kendine satmak. Eğer siz kendinize bu işi satamazsanız o zaman hiç yapmayın zaten. Çünkü başarılı olmaz. Başarılı olamazsınız. Hatta şu başarılı mı konduğumuz evzen? Yani tavsiyem şu, sen otur ve düşün. Çünkü Amara'nın meşgulü olan konduk, amit nem tudsz magadban istersin. Ve sol tarafta eğer kendi kendine o olaylara içini temizleyemezsen, yerine oturtamazsan. Kérd a felség vonalatnak a segítségét, a szponzor vonalatnak a segítségét, hogy segítsenek ezek a kérdeket az előzőmesen. O zaman lütfen bu işe girdiysen szponzorundan yardım iste. Oradaki korkuların endişelerine yerine koymak için sponzorun sana yardım edecektir. Én ilyen marketinges gondolkodással érkeztem ebbe az üzletbe. Ben bu işe girdiğimde böyle marketing düşüncesiyle geldim. És azt megkérdeztem magamtól, hogy hát ki az én célcsoportom, mit árulok én? Mesélj szóltam kérni kellene. Hedefbenim kimler? Ne szatmak istiyor, ne szatıyorum? Ezt meg is szoktam kérdezni az üzletépítőktől, hogy mi a termékeket, mit árulok? Ben networkerlerden hep sorarım da bu soruyu. Siz ne
És éneket szoktak mondani, hogy nekik egészséges kávétárolnak. Az anyagi függetlenség lehetőségét elvárják. Ezek mind nagyon jó válaszok. Viszont én teljesen más elmondtam az első pillanatban. Az én termékem minden egyes beszélgetés alkalmával az volt. Hogy az illetőnek eladjam azt az érzést, hogy te is meg tudod csinálni. Bárkivel leültem a végén azt tudja mondani, hogy igen, ezt én is meg tudom csinálni. Benim için önemli şuydu, ben hayrata böyle, kiminle otursam konuşsam, konuşmanın bitimiyle şöyle kalkmalı. Evet, ben bunu yapabilirim. Nagyon sok network marketing és könyvetel olvastam. Bir sürü network marketing kitabı okudum. Rengeteg hasznos dolgot találtam. İnanılmaz faydalı şeyler de buldum. Viszont a leglényegesebb nem írták esetleg. Ama en önemli şey her zaman okumuşlar yazdım. Az, hogy a valós életben hogy működik a network marketing. Gerçek hayatta network marketing nasıl işlediğini yazmayı unutmuşlar. Mindenütt a világon működik. Dünyada her yerden bir şekilde çalışıyor aslında. Leülsz egy jelölte. Leülsz egy jelölte. Bir kişiyle oturuyorsun. Gergyóra gyelölásra. Ya da bir sunuma çağırıyorsun. És az illetőt, ha jól dolgoztál, vagy az előadó jól dolgozott, akkor a végén úgy fogja magát érezni. Eğer sunum yapan iyi çalıştıysa, kişi şöyle hissedecek. Azt fogja gondolni, hogy ez egy jó lehetőség. Diyecek, ya evet, bu iyi bir fırsat. Ben ilyen belevágyom. Ha, bunu yapacağım. Ezt én is meg tudom csinálni. Bunu ben de yapabilirim. És ez a pozitív érzés egészen adod a pillanatig tart. Ve bu pozitív duygu. Ez a pozitív érzés egészen adod a pillanatig tart, még haza nem ér. Eve gide ne kadar sürer? Mindenhol csak addig tart. Szüleivel, rokonaival, barátaival, arkadaşlarıyla buluştuğunda, akik mindannyian csodálkoznak. Elkezd şaşırıyor. És azt mondják neki, hogy figyelj, ez egy ciánosság. Ez szemben diódák, ó, tettük. Ez egy pilóta játék. Bu bir piramid sistemi. Rengeteg ismerősök beoldom, aki már élen vesztett pénzt. Bir sürü insan duydum, az akkor a kaybetmiş olan. Te tudod, mi a legfontosabb? Ama biliyor musun en önemlisini? Tehát abszolút mértékben alkalmatlan van. Sen bunu hayatta yapamazsın. Mindenütt így működik a világ. Her yerde dünyada böyle bu. Amikor én hazajöttem Malajziába. Malajziába nere döndün de? Az én rokonai barátaim következőt mondták. Benim akrabalarım, arkadaşlarım şöyle söyledi. Şöyle dediler. Laci, eddig ez a legfőjébb ötletet. Laci, şu ana kadar bulduğun en aptal fikir buydu. Senki nem fog bombás kávét inni Avrupa. Avrupa'da hiç kimse mantarlı kahve içmez. Ezek az emberek azt mondják, hogy milyen szerencsém volt. Ezek az emberek azt mondják, hogy milyen szerencsém volt. Bugün bu insanlar şunu diyorlar. Sen ne kadar şanslıymışsın aslında. Ugye, tudnod kell, így működik a network marketing. Yani network marketing'i böyle işlediğine, çalıştığına bilin. Tehát amikor egy legjobb valamivel, yani ben bugün birisiyle oturduğumda, akkor nekem nem elég az, hogy ő a végén elhiggye az, hogy ő is meg tudja csinálni. En sonunda bana şey yetmez, hani inanması, benim yapabildiğime inanması yetmiyor bana. Hanem el kell érnem az, hogy ő hazamegy, akkor nem tudja védeni a döntését. Benim için aslında en önemli şey şu, eve gittiğinde, bununla karşılaştığında, kendi kararının arkasında durabilmeli. Tudja, mit válaszol az ismerősünk. Tanıdıklarının akrabalarına ne cevap vereceğini bilmeli. Tegnap előtt együtt ebédeltem egy ismerősével a feleségem. A feleségem és a feleségem az ismerősével. İki gün önce eşimin tanıdıklarıyla birlikte öğlen yemeği yedik. Akik vezetőként dolgoznak egy vállalatnál, két különböző vállalatnál. Onlar karı koca ayrı ayrı şirkette, ikisi de müdür. És szeretnek szabadon lenni. Ama bunu almak istiyorlar. És mikor én beszélgettem teljesen őszintén, sem mondtam nekik ezeket a gondolatokat. Ve böyle ciddi ciddi konuştuk, hani böyle şeyimizi açtık, kalbimizi açtık, böyle samimi konuştuk ve ben düşüncelerimi söyledim onlara. Azt mondták, hogy nagyon érdekes érzésem, de nagyon igazam van.
şey dediler, çok ilginç bir duygu bu, çok ilginç bir şey ama... Çünkü bizimle konuşmadan önceki akşam başka arkadaşlarla buluşmuşlar. És elmondták ennek a barátoknak, hogy a velük fognak ebédelni, és egy network marketing üzletről lesz szó. Ve onlara şey dediler, biz yarın daha sonra buluşacağız, daha sonra yemek yiyeceğiz ve network marketing hakkında konuşacağız. És már ott megkapták ezeket az információkat. Ve orada artık onlara aşağıya çekmişler. Tekrar húzták őket. Igen, igen, igen. Aşağıya çekmişler. De hozzá kell tennem valamit. Ama bir şey demek istiyorum. Hogyha te innen hazamész és hasonló történik vele. Igen, szent kula legegyedik, annyi se jasárszám. Akkor a szeretteidnek, a férjednek, a feleség, a barátodnak igaza van. Hozzán szeretiklerinek, te, esén, arkadaşın, sevgilin, haklı. Hát az ő nézőpontja van. Kendi bakış açısından. Ők nem rosszat akarnak, ugye? Onlar kötü bir şey istemiyorlar senin için. Hanem volt valami valós tapasztalatú. Sadece bir şey duymuşlar ya da yaşamışlar ve o yüzden böyle söylüyorum. Teyşe maşik zingere, teyşe maşik termike. Başka bir ürünle, başka bir şirketle. Szeretnek téged és meg akarnak téderi téged. Seni sadece seviyorlar, kurmayı çalışıyorlar. Ben nasıl verdi kalabalığını, ne kadar öpet yerlerim. Yani o yüzden onları anlayın ve kesinlikle darılmayın. Viszont ott kell lenni azoknak az érdeknek, ami miatt meg tudod nekik mutatni, hogy ez más. Ama kafanda hazır olsun. Neden bunu seçtiğine, kendine ne şekilde sebebini anlattığını kafanda bir hazır olsun. Onun şeklinde de böyle ben şey söyleyeyim. Başka bir hikaye de anlatmak istiyorum. Néhány évvel ezelőtt fölhívott egy ismeretlen ember telefonon. Birkaç sene önce hiç tanımadığı bir insan beni aradı. És azt mondta, hogy hát az adóhivatalán dolgozik, de most nem üzüm önök hív. Şey demiş, ben vergi dairesinde çalışıyorum ama o iş için aramıyorum. Yani vergi dairesini temsilen aramıyorum. Nagyon gyanús neked, Dézen. Dézen onnan csak böyle, csak güvenilir gelmiyor. Néhány hetet találtam meg a weboldalamat. Birkaç hafta önce web sájtoma bulmuş. És azóta folyamatosan keresdi az internet. Ve o zaman da beni durmadan sájtfayı karıştırıyor. És ő tudja azt, hogyha valaki neki beszél egy network marketing lehetőségről. Ve biliyor, eğer birisi onun network marketing hakkında konuşuyorsa. Megpróbálja beszervezni mondjuk. O mesela işe artık istiyorsa. Akkor nagyon egyszerű a helyzette, beírja az internetes keresőbe és kidob egy csomó negatív vélemény a cégről. O zaman hep şunu yaşıyor. İnternete yazıyor, bir sürü negatív şey buluyor. A şirket hakkında. Hiába írta be a DXN, nem talált róla negatív vélemény. Ama DXN yazdı yazdı ve hiç negatív bir şey bulamadı şirketle ilgili. És ez hogy lehet? Milyennek az oka ez neki gyanús? Ve onun için beni aradı, sordu. Hani çok şüpheliyim bu konuda. Hani nasıl olur? Neden? És mondom neki, nagyon egyszerű a válaszom. Ve ben şey dedim, benim cevabım çok basit. Az emberek azért írnak más cégekről rosszat. İnsanlar o yüzden de başka şirket hakkında kötü bir şey yazıyor. Azért mert pénzt vesztettek avval az üzleti lehetőségre. Çünkü o işle ilgili mutlaka bir acıları vardır, para kaybetmişlerdir. Lehet, hogy nem ezt írják le, de ez áll a háttérben. Belki bunu yazmıyorlar ama arkada bu var. Meg kellett menteni egy nagy kezdős módot, amit nem volt szükséged. Gidik nekem mesela ihtiyacı olmayan kocaman pahalı bir hazırma kazanma zorunda kaldılar. Kifizettek egy csomó pénzt, rájöttük képzésekkel. Bir sürü para ödediler eğitimler için. És végül nem lettek sikeresek, és nyilván olyan cégre mondanak rosszat. Ve başarılı olamadılar en sonunda, de o yüzden şirket hakkında kötü şeyler yazıyorlar, çiziyorlar. A DXN'nél nincsen kötelező csomagok. DXN'nin güzel tarafı paket almak zorunda değilsiniz. Nem kell befektetni, pénzt befektetni. Para yatırmak zorunda değilsiniz. Nincsenek rá a képzése. Eğitimleriniz paralı değil. Minden ingyen fönt az internetten. İnternette her şey bedava orada zaten. Nem lehet pénzt veszíteni. Yani para kaybedemiyorsunuz. Úgy valaki tud veszíteni, de az a szabad ugye, amit rászám. Kaybedebileceğiniz tek şey boş zamanınız. Buna ama harcadığınız zaman. Ezért nem tudom rosszat mondani róla. Bu yüzden bir şey söyleyemiyorlar ya da yazamıyorlar şirket hakkında. Másnak az üzerinde jött hozzám. Öbür gün bu kişi evine geldi. Regisztrált. Kayboldu. És az egyik imádó. Ve bugün o bizim elmasımız, bir elmasımız. Tehát nézzük akkor a terméket. O zaman ürünlere bakalım. Az én termékem az, hogy te is meg tudod csinálni. Benim ürünüm szerintem yapabilmem. De ez ugye nagyon egyszerűen hangzik. Ama bu böyle belki daha çok basit gelebilir. De azért nagyon nehéz ez
bir test oluşturdum. Tehát azt tudom mondani a jelölnek, az érdeklődőnek. İşe girmek isteyen insana şöyle yapmanız gerek. Hogy nagyon kényelmes helyzetre vagyok. Ben çok rahat bir pozisyondayım. Nem kell, hogy nekem bármit elég. Bana hiçbir şey inanmak zorunda değilsin. Próbáld ki, hogy neked működik el. Sen bir dene bakalım. Yapabilecek misin? Végezz el egy nagyon egyszerű tesztet, hogy neked működik-e a network marketing. Çok basit bir test yap. Acaba sana bu marketing işi oluyor mu, yürüyor mu? Bir dene bakalım. Ugyanis az igazi network marketing az egyetlen egy dologról szól. Çünkü gerçek network marketingin esas tek konudan ibarettir. Én elégedett vagyok egy termékkel. Ben bir üründen nem tudom. És ezt elmondom másoknak is. Tehát başka insanlara söylerim. Sajnos az Apple az nem a network marketingben működik. Az Apple cég nem network marketingben működik. Apple network marketingde çalışmıyor maalesef. Rengeteg terméket eladtam neki. Mi is ürünü sattın el onlara? Mindenki megbukják aztán a hálózatunkból vezető közül. Liderek arasında herkes onların ürünlerini kullanıyor. 95% iPhone. %95'imiz iPhone kullanır. És azért mert látták, hogy én is ezt használom. Çünkü gördüm, belki ben de bunu kullanırım. És elmondja meg, hogy pozitív tapasztalatlar var. Ben pozitív, net Apple'la ilgili ya da iPhone'la ilgili pozitif tecrübelerimi anlatmıştım. Şu an Apple'dan hiç bir lira yıldır yıldır. Ve Apple bana 1 lira yine vermedi. Tehát ez a network marketing lényeg, elég elosztó, hogy egy termék, és sem mondom mások. Yani görüyor musunuz? Network marketing aslında bundan ibarettir. Bir üründen ben onu ve başka bir izle de bunu söylüyorum. Tehát azt mondom az illetőnek, hogy van egy testet, próbál ki. Yani bir kişiye şunu söylüyorum, bir test var, dene. A test nagyon egyszerű. Test çok basit. Egyetlen egy fontos szabálya van. Sadece önemli bir kuralı var. Senkinek nem beszél a termékről. Hiç kimseye ürün hakkında konuşma. Senkinek nem beszél az üzleti lehetőségről. Ve hiç kimseye işten bahsetme. Ez ugye ilyen könnyűnek tűnhet most. Bu tabi böyle çok kolay gelebilir size. De nagyon nehéz, mert az ember ugye motivált és szeretne egy nagy üzletet építeni. Ama bunu dayanmak çok zor çünkü insan çok böyle motivasyonla dolu ve bir an önce bu işi büyütmek istiyor. Ezért mindenkivel azonnal meg akarja osztani a saját igazát. O yüzden herkese bunu paylaşmak istiyor, herkese anlatmak istiyor. Milyen viákkal élünk ma? Ama bugünkü dünya nasıl? Az emberek nagyon utálják, ha lakasztanék valamit. İnsanlar bir şey satmak istediğinde bundan nefret ederler. Viszont nagyon szeretnek vásárolni. Ama alışveriş yapmayı da çok severler. Tehát a szabály az, ne beszélj senkinek, ne beszélj az üzletről. İlk kural, üründen ve işten kimseye bahsetme. Mit kell akkor csinálni? O zaman ne yapacağız? Hónap, hogy bemész a munkahelyedre. Yarın iş yerine gittiğinde. Akkor kezdve fogyasztani a termékeket. Örülünk, kullanmaya başlar. Tehát eddig ugye másokat a kávét itt áll, most itt ezt a kávét. Soha ne kadar başka bir kávé içti, bundan sonra diyetsen kávé iç. És minden pillanatban emlékezz. Ve her saniyede hatırda dursun. Milyen szabály? Kuralı unutmamak gerektiği. Mi fog történni? Ne olacak? Lehet, hogy az első nap. Belki ilk gün. Lehet, hogy csak az első héten. Belki ilk hafta. De akkor legalább megkérdezik azt, hogy mi ez a kávé? Ama mutlaka iş arkadaşları soracaklar. Bu kahve nedir? Niye de sana kahve içiyorsun? Neden bu kahve içiyorsun? Senin bu arkadaşımın kendisi de niye yapıyor orada bu kasanız? Mesela bir arkadaşım sordu bende niye bu Apple'ı kullanıyorsun? Neden ben tabi olsak böyle bu zahmet işler ya? Ben Apple'ın listesini almadım. Ben bu kendisine bakma sordum. Sadece soruya cevap verdi. Senin aslında o tarafı niye doğru yüklü? Onun için bunu kullanıyorum çünkü açtığım an hemen çalışmaya başlıyorum. Şşş, hanım köylü. Ve çok hafif. Çocuğuna merkezlik böyle, neyse sen kahve nasıl? Eğer senden de neden bu kahve içtiğini sorarlarsa. Bu ne kapıcılıyor, dönmüz adı üzerinde oldu. O zaman hemen böyle satış politikaya uygulamam. És vedd elő a termék katalógust és a felépési nyilatkozatot. Ve sakın brosúr ve kayıt formu csikartma. És ne kezd el bemutatni a marketing tervet. Ve marketing planını anlatma. Nem kérdése válaszol. Sadece soruya cevap ver. Azért viszont ezt a kávét, mert nem mutlul a nyugodik is. Mert nem bu kávé içiyorsun, onun için içiyorum çünkü mide yağından geçti mesela. Azért viszont ezt a kávét, mert a barátom ajánlotta, akinek elmúltól a gyomori gésre. Ya da onun için içiyorum bu kahveyi, çünkü arkadaşım tavsiye etti ve ona çok iyi geldi. Ben az üzerinden kemerle beszélek. Bu işte böyle yalan söyle.
öğrenmeye gerek yok, uydurmaya gerek yok. Nem kell megjátszani magad. Kendini geliştirmene gerek yok. Őszintén kell válaszolni. Açık cevap vermen gerek yok. És ezt a színlelő nem fogja érdekelni a network marketing. Ve inan ki o kişi network marketing hiç ilgilendirmeyecek. Nem fogja érdekelni a kávé. Kávé de ilgilendirmeyecek. Tehát a megoldási. Onun çözümü ilgilendirecek. És de neki is van hasonló problémája. Ve onun da buna benzer bir sağlık sorunu varsa akkor nem tudod megakadályozni a vásárlókat. O zaman engelleyemezsin bile alışveriş yapmadığını. Azt mondom az embernek, hogy próbáld ki. Ve bunu söyle, dene, sen de dene. Az emberek visszajövök. Ve insanlar inanın ki bilmiyorlar. Ez működik, a kollégai vásárolni akarok kábbi. Çünkü ben şey diyeceksin, evet ya bu yürüyor çünkü bütün iş arkadaşlarım ya da akrabalarım ya da komşum kahve almak istiyor. Çünkü falan ki kim próbáld a kábbi. Ve birisi bu kahveyi deneyen biri. És megtapasztalta a hatását. Ve onun etkisinek tecrübe ettiyse akkor hidd el nekem, sokkal nyitottabb lesz arra. O zaman inan, çok daha açık olacak. Ez a kávé akár neki ingyen is lehet, hogy dolgozik vele. Pardon? Ez a kávé akár neki ingyen is lehet, hogy dolgozik vele. Bu kávé ona bedava bile olabilir eğer onunla çalışırsa. Sokkal nyitottabb lesz az üzleti lehetősége. Bu iş için de çok daha açık olacak. Én azt tapasztalom, hogy nagyon sok terméket csak azért elutasítanak. Ben sok gördüm. Mi csak örülök, sadece onun için elveriyorlar. Mert az network marketingben van értékesítve. Çünkü network marketingben satılıyor. A negatív tapasztalatok miért van? O duydukları ya da yaşadıkları negatifler daha büyük. De miért kell azt tudni egy fogyasztóban, hogy az emele? Ama bunu hemen bir kullanıcının network marketing olduğunu bilmesi gerekmiyor. Van egy 93 éves hormonám. Benim 93 yaşında bir büyük kanalım var. Dovány jött érzésem. Bir beyin kanaması geçirdi. De saját magát ellátta és nagyon pozitív a gondolkodás. Ama kendi başına yaşıyor, iyileşti ve çok pozitif düşünen biri. És amikor 7 évvel ezelőtt elkezdtem foglalkozni ebben az üzlettel. Ve yarı sene önce bu işi başladığında vittem neki egy dobozban a dermakapszulát. Ona bir dolu dermakapszulát götürdüm. És azt mondtam neki, hogy mama ez nagyon jó lesz. Ve dedim ki mama, bu senin için harika olacak. És azt mondta, hogy nem kell ez neki. Ve dedi ki yok yok, ben ihtiyacım. Már nagyon öreg, ez biztos drága, és ez már fölösleges egy kentetem. Ben artık çok yaşlıyım, bunu mutlaka çok pahalıdır, artık gereksiz yani böyle şeyler kullanmak. Mondom, hogy nekem ez ingyen van, bunu var ki. Ama ben ona dedim ki, ya bana bu bedava, ben lütfen bunu dene dedim ona. És elkezdte szedni. Ve kullanmaya başladı. És néhány nap mondta, néhány nap után fölé volt, hogy ez valami érez, valami sokkal jobb olna. Ve birkaç gün sonra beni aradı ve şey dedi, sanki kendimi daha iyi hissediyorum. És hagyom, hogy szedje. Ve ben izin verdim ona, dedim devam et, devam et. Néhány hét múlva vettem a bátorságot. Ve birkaç hafta sonra kendimi megcsinálta volna. Kaptam ajándékba a másik fajta bombakapszulából is. Ezt is próbált ki. Ve başka bir kapszul daha aldım. Bunu da denedim ona ben. Csak amikor fölhívott, elfogyott, akkor fölhívott, hogy hát tudnánk-e nekem ilyet szerezni. Ondan sonra beni aradı. Kidalgolabilir miyim o haftan? Ha, bu arada bir de meg a spirulinából is. Ve öbür haftan da götürdüm ona. És 7 éve ezt a három terméket fogyasztok. Ve o zamandan beri 7 sene geçti, bu ürünlere kendisi kullanıyor. Ő ezt úgy gondolja, hogy ez gyógyszer. O şöyle düşünüyor. Ezért nagyon... Ben ilaç içiyorum diyor. Ezért nagyon ideges már, amikor csak néhány darab van neki. Ve ne zaman kutunun altında birkaç tane oluyorsa hemen böyle panikliyor. És hívogat, hogy ügyek neki azonnal. Ve beni telefon açıyor, hemen ilacı bitecek, bana getir. És a két év alatt fantasztikus gördü, hogy beni ve ben şey fark ettim onda, o 7 sene içerisinde enerjisi gerçekten çok yükseldi. De nem ez miatt mondtam el ezt a történetet. Ama onun için anlatmadım. Yani etkisinin ne yüzünden anlatmadım. Nyilvánvalóan neki fogalma sincs arról, hogy mi az, hogy network marketing. Benim babám nem bilmez ki network marketing. Nem tudja, hogy én mivel foglalkozok. Benim esetleg ne yaptığımı bile bilmiyor. Csak az, hogy sokat utazok. Sadece çok seyahat ettiğimi bilir. Viszont elkezdte ajánlani az ismerősen ezt a terméket. Ama arkadaşlarına hep bahsediyor bu üründen. És a barátnői rokonai is okoltak ilyen terméket. Ve ilginç bir şekilde akrabalara geldiğinde onlar da istediler bu ürünü. Ezért aztán beregisztráltam és babam engem is. Ben babaanneme kaydettim. Onun bir ağa var biliyor musunuz? Ama bir dinen kola ama ben de sevdim. Ve her ay bu ürünü onlara biliyorlar. Çok iyi mesaj ediyorlar. Nasıl oldu onun yazı sigası yanarak? Yani sizin gerçek network marketing olur. Amazon'un kozen de ne diye sevdim.
ama, böyle asla olmayan sözler, bunlar kandırmaca. Network marketing budur. Természetesen sokan visszajöttek, hogy nekik nem működik ez a teszt. Ama tabii şey de oldu, yani geri döntüler dediler ki tamam testi yaptık ama olmuyor yani. Ugyanis nem tudják kipróbálni, mert nincs munkahelyük. Yapamıyoruz çünkü iş yerimiz yok. Úgyhogy ki kellett találni egy B-verziót, ami azoknak is működik, akik nincs munkahelyük. Bir D-verziót oluşturmak zorundaydı, yani iş yerim olmayan insanlar için. Ezért azt mondtuk ki, jó, ha nincs munkahelyük, akkor próbáljuk a következőt. Ve ben şey dedim, oké, okay, iş yerim yoksa şunu denem. Általában az emberek ezt szoktuk menni a barátjaikkal kávézni, mint egy kávézót. İnsanlar bazen arkadaşlarıyla giderli kahve içerli kafeteryada. Hogyha nem járnak el, akkor előfordul az, hogy meghívják őket mondjuk a rokonai, a nagyszülei vasárnap ebédre. Ja, de kafetáriai mit mezzelse, pazarmenő arkadaşlari akrabalarokra bir pazarmenő öğle yemeğine csábörlás. Azért most voltam, hogy bármikor egy ilyen szituációban megkívánják őt kávét, na ne kérjenek kávét. O zaman hep şeyi tavsiye ediyorum. Öyle bir durumda size kahve ikram geldiğinde siz kahve istemeyin. Nem kérjenek egy çizse kovvizet. Siz sadece bir fincan kaynar su, sıcak su isteyin. De ne yok, oraya gelip o kahve isteyin. Hiç ben gezip niye kahve ediyorsun? Yani arkadaşlarla oturuyorsunuz. Ve şey soruyor, nasıl bir kahve istiyorsun? Kere çizse kovvizet. Sadece bir fincan sıcak su isteyin. Hiç ben de loş evi, hiç evi de var, loş bu kahve. Sıcak su istediğiniz evet, tuhaf evet, tuhaf tuhaf bakacak ama bu çok önemli. Aslında hocam, ben hocam 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 ben İlk önce insana böyle tuhaf tuhaf bakarlar. Ben hocam ben hocam ben hocam belki nefret edenler. Dediğim gibi bir gözü bu bir nefret edenler. Ama ne zaman kazanıyorsa herkes kıskanç olacak yani. Yukarıda yapmaz hemen ilgi var mı? Geçen gün eski bir arkadaşım geldi. Ne kişi var orada? Sen zaten. Ben küçük bir şehirde yaşıyorum. Ancak 100.000 kişi yaşıyor orada. Ve şey diyor bana, Lasta biliyor musun arkamda neler konuşuyor insanlar? Anlamadım. Ay bilmiyorum. Şey diyorlar, siz Rotoda en büyük ikramiye kazandınız. Ve bence kazandık gerçekten. Yani biz özellikle. Çünkü işte kazandık. Tehát hogyha elmész vasárnap ebédre, és megkérdezik tőled, hogy kérsz a kávét, akkor kérdezsétek forró vizet. Yani pazar bölüm, öğlen yemeğinde durduk burada kávé. Bir fincan sıcak su isteyin. És ne kadar az olsun kávé, öyle şey mi? Kahveni de çıkart, boş art içine, barıştı ve iç. İş emeği kızı sorarsın. Ve kuralı asla unutma. Şenkinek, mesela. Hiç kimseye ürün hakkında ve iş hakkında konuşma. Kur'an karan nefer. Emin ol. Nefer kerezin, niye sakar? Soracaklar senden. Bu kahve nedir? İşte ne çok iyi bir şey daha sorayım. Ve sadece soruya cevap vermen gerek. Ne bunu? Sadece bir cümle. Milyar kereşimden onu sona kadar gelersin. Ne kadar az söylersen o kadar çok soruyla karşı karşıya geleceksin. Nanyo ne ismi var onu konuşuyoruz onu? Zor bir görev biliyorum. Yani lelkes kon iş bilmem. Çünkü çok heyecanlısın ve her şeyi biliyorsun. İş bilmem ne kadar aslında. Ve her şeyi anlatmak istiyorsun. Valaki visszajön hozzám, és azt mondja, hogy neki nem működik az üzlet. Birisi bana geldiğinde, işi yapamıyorum dediğinde. Holod nagyon-nagyon intenzíve csinálja. Oysa ben görüyorum, çok intenzív bir şekilde. Akkor rátartam, hogy vakon is azt tudom neki mondani. Ama ben onu görmeden bile şöyle diyebilirim. A probléma akkor az, hogy túl sokat beszélsz. Sorum şudur, fazla konuşuyorsun, fazla anlatıyorsun. Nem kell sokat beszélni. Çok konuşmayın. Nem kell mindent elmondani a sorokon. Hatta ilk defa hiçbir şeye çok şey anlatmayın. Bőven elég, hogy valaki ki akarja próbálni tenni. Sadece birisi denemek istiyorsa o kahveyi, o zaman kazanmış bir işimiz var. Annak ellenére, hogy ez a módszer biztosan működik, még mindig voltak önök, visszajöttek, hogy nem működik. Bu sistem gerçekten çalışan bir sistemdir. Ama yine de bir iki kişi tek tük geldiler ve bana yapamadıklarını söylediler. Şimdi bu post doğrudur, şu an yani kahvesinde var. Ya şöyle söylediler ama biz arkadaşımızla ne kahve içmeye gideriz, ne birbirimize gideriz. Orada yine çok önemli bir yerden yok, ben hoşlanma bir yerden. Benim akrabalarım beni yemeğe hiç çağırmaz. Úgyhogy ki kellett fejlesztenem egy utolsó verziót, hogy biztos, hogy mindenkinek mi van. Olyan, de ezt a mi verzió geliştirdünk, de bu gerçekten herkese geçerli artık.
Jó, hogyha eljön hozzá valaki rendőrségre. Érdekes, ez nem kéri hozzá. Akkor megkérdezem, hogy ott kérek te át, hogy kérek te át. Ez a mi családok is így működik. Hogy viszi már jön szépen, de? Mi a következőt csináljuk ebben az esetben? Tessék, ne sörvej a körös. Jön egy régi ismerősünk. Ez hívta az is, hogy akar bármi, ez kérdés. És megkérdezik, hogy kérik el. Meg szóljuk, kávé és mi is tánc? Hogy azt mondja, hogy igen. Ehet ebetárs, de? A feleségem a polc mélyéről, előveszi a régi vagyományos nyelvét. Hozzám a nézség, kuraszti kávé, csi kárter. És adunk neki egy vagyományos kávét. De onnan, kuraszti kávé, csi kárter. Mi pedig magunk elé veszünk ki, és forró vizet. Víz, de kell kájnás, tudunk, alősz. És megiszunk a saját kávét. De kell kitérszen kávé, csi. És semmi hely semmi jövőn beszéljünk. Egy kicsit, egy kicsit, egy kicsit, egy kicsit, egy kicsit. De ez mi az, amit érzed? Ez túl jó alá. Szerintem nem úgy így jösszünk. És úgy megy el tőlünk, hogy venni akarja a doboz kávét. De innen nem. Herkész előbizden sörre ide. Nem így tudtuk állam. Úgy tűnhet, hogy ez a módszer lassú. Szerintem bombó szisztem, hogy csak javas jelenlődés. Mégis mi ezzel a módszerrel értük el azt, hogy a legyősabban indítettő felelődik. Ama innen egységűen víz buszisztemre, elvözve, klonom ez a dolog. Képpen ez a teszt, ez működik. A teszt iránt nem csak is jó. Tehát így tudja próbálni. Kell kezdeni a videt. Nem kell, nem kell kezdeni. Valami nem majd. Viszont, nem tudom, hogy ezt érsz. Bizonyára találkozhatok már olyan emberrel, aki hálózatot épít. Eményém, ezzel körülöd, ahol csak kapcsolási is tenni. Én is nagyon sok ilyen emberrel találkoztam. Belve látom, hogy ezt kívül részt annak a sorosnak. A legkülönbözőbb módon próbáltál bemutatni az üzletüket. De hepszifártuk már többiség érdekel, mi is ilyen tanultmány a csalista van. Egy közös tulajdonság volt bennünk. Hepszinin, ajne, bir şey vardı. Hepszinin konuk ajneydi. Nagyon erős izzadságú szagok volt. Hepszinin böyle tel kokuyordu. Nagyon görcsöltek és nagyon be akartak szervezni. Csükkü nemen, csak kendinek hasztalar ve beni çok içeri anlattı. Az az érzésem volt, hogy valami óriási dolog múlik azon, hogy most engem sikerül beszervezni, vagy nem. Hep şey hissettirdiler bana. Hani çok çok önemli beni içeri anlattı. Nem az én személyem ya, mindig így működnek. Benim için değil. Hani benim kişiliğim için demiyorum. Böyle çalışırlar. Azt hiszik, hogy a network marketing az a meggyőzés üzlete, mindenképpen meg kell győzni. Onu zannediyor, a network marketing bundan ibaret. Yani başka bir insanı illa ikna etmem gerekiyor zannediyorlar. Én egy teljesen más hozzáállást alkalmaznak. Ben tamamen farklı bir yöntemle kuruyorum. És egy teljesen más hozzáállást tanítok a munkatársaimnak. Ve çok farklı bir bakış açısı öğretiyorum. Ezt a hozzáállást lehet hívni, hogy a nincs veszte meg a hozzáállás. Bunun bakış açısının adı kaybetme, kaybedecek bir şeyim yok bakış açısı. Bárkivel eljön, bárkivel találkozol. Yani kiminle buluşursam, kiminle oturursam. Mindig az a hozzáállásom. Hep şöyle düşünürüm. Hogy nincs vesztem valamit. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Çok yerde. Ben sadece kazanabilirim. És ez valóban így van. Ve bu gerçekten böyle. Leülök egy yerlere. Yeni bir insan oturuyorum. És nem vesztelem semmit. Ya hiçbir şey almıyor benden. Vesztettem valamit. Bir şey kaybettin mi sizce? Semmit nem vesztettem. Hiçbir şey kaybetmedim. Ez az illető eddig se vásárolt tőlem. Csak bu kicsi soha nem találta benne a ismerős játmadik. Az a hozzás maximum ezt már se fog. Bundan szóra talán, csak ne olcsa. Eddig sem építek alatt a üzletet, maximum ez után se fog. Bundan önce de benim altımda a ekipolra çalışmadık, bundan sonra da çalışmayacak. Én nem veszem el. Ben hiçbir şey kaybedemem. Azt szoktam mindig mondani magamban. Azt szoktam mindig mondani magamban. Kendime hep bunu söyledim. Mindenki azt a kávét vissza, amit megérdemel. Herkes hak ettiği kahveyi içer. Peki, nem ezt a kahveyi tiszta, az nem az ilk oldu, nem az ilk oldu. Eğer o kahveyi içmiyorsa benim sorumum diye olsun. Oké, senki de mondod meg gözlemi. Hiç kimseye ben ikna etmek istemiyorum. Ya değilse özet egy hitten egyszer özet. Neyse işi çok basit bir iş aslında. Hogyha krom ambasador szeretne lenni. Eğer bizim gibi krom ambasador olmak istiyorsan. Çok 20 ember kell találni. Sadece 20 kişi bulmak gerekiyor. 20 ember kell találni. Akkor valamit. 20 gerçekten isteyen kişi bulman gerekiyor. Nem aki hálózat építő akarja, hanem aki akar valami többet, mint ahol jelenleg. Büyük bir aile geliştirmek isteyen insanlardan bahsetmiyorum. Sadece şu anda olduğu durumdan daha yukarıya tırmanmak isteyen birilerinden bahsediyorum. Mit tanítanak a network
kimlere öğretiyorlar? İlk adım nedir? Az első lépés az, hogy írd össze a névlistára. İlk adım her zaman bir liste hazırlamanız. Írj össze rengeteg nevet. Bir sürü isim yaz. Akiket majd fölhívsz, és elmondod neki. Ve onları arayacaksın, onları anlatacaksın. Hogy milyen könnyen lehetnek milliomosok. Ne kadar çok milliárdi olabileceklerine. És megfelelő üzletről maradnak rá, hogyha nem jönnek rá egy tájékoztatók. Ve eğer bir sunuma gelmezlerse ne kadar büyük iş kaçırdıklarını anlatacaksın. Írd össze az összes olyan ismerőséget, aki milliomosakkal lennék. Bütün milliárdi olmak isteyen arkadaşlarına yaz. Az emberek többségének network marketinges karrierje ezen a ponton véget is ér. Ve bunu yapan herkesin network kariyeri gitmiş oluyor. Neden duruyor ki kit hívjon föl listára? Çünkü kime yazacağını bilmiyor ki zaten. Neden duruyor ki kit hívjon föl a network szövege? Bu öğrendiği netinle kim arayacağını bilmiyor. Én azt mondtam az én munkatársaimnak, hogy ne hívjatok ki listára. Ben arkadaşlarıma şey dedim. Liste yazmanıza gerek yok. Nincs szükségem, az összetben én listára. Çünkü bu işte listeye ihtiyacım. Ha meg akarsz győződni arról, hogy mekkora lehetőség van a kezedben. Eğer ne kadar büyük bir fırsat olduğunu gerçekten bilmek istersen. Akkor próbálj meg összeírni azoknak az embereknek a neveit. O zaman şöyle insanlarına yaz. Akikről tudod, hogy kávét fogyasztanak. Kávé içen arkadaşların tanıdıklar listesine yaz. Garantálom neked, hogy nem tudod befejezni a listaírást. Emin ol, listenin sonuna gelemez. Mindenki rengeteg kávéfogyasztó ismert is, vagy ember ismert. Csak herkes bir sürü kávé içen insan bilir. Tehát nem olyan embereket, akik network marketinget akarnak építeni. Yani network marketing yapan insanlardan bahsetmiyorum. Nem olyan embereket, akik tudják magukat milliómosok akarnak lenni. Milliárdon olmak isteyen insanlardan da bahsetmiyorum. Hanem akik hamon is isznak kávét. Sadece zaten kávé içen insanlardan bahsetmiyorum. Hiszen nekik meg tudod mutatni azt, hogy te miért ezt a kávét iszol. Çünkü onlara neden bu kahve içtiğini anlatabilirsin. Ama şu zaman próbál ki. Próbál ki de size yeni az okuma güzel bir ekmek verdi. Hangi gördüğü olur geldi. Yani kahve içen tanıdıklarınızı listenizin yazabilirsiniz. Hem tutup da feyizden işte yapıştı. Listeniz son gelmeyecek, göreceksiniz. Dömin ki yedi neyi bitemezsin bir zede. Bu işi ben 7 senedir yapıyorum. Şimdi ne durdum, ben gelişti sözü hiç mi yaşamak da bir türlü durdum kahvesi. Ve ben daha kahve içen tüm tanıdıklarımın sonuna kadar gelmedim daha. Niye? Ha bárkivel leültél eddig a network marketing-el kapcsolatban. Eğer biriyle oturduysan ve network marketing-den bahsettiysen. Mindig azt tapasztaltad, hogy az egész beszélgetés egyetlen dologról szól. Sadece bunu görmüşsündür. Konkret aynı konuydu. Hogy neked miért fontos ez a termék? Hep şey anlattı daha size. Senin için neden önemli bu ürün? És neked miért fontos ezt az üzlet építeni? Ve senin bu işi yapmak neden çok önemli? Figyelj, meg semmi másról nem beszélek. Dikkat et, hiçbir şeyden bahsedelim. Sadece bundan bahsedilen. Sen o neden iyi, senin neden yapman gerekiyor. Hiç şey olan mesele seni yapmak. Ben asla böyle bir şey yapmam. Ondan duyuyorum, asla neked miért fontos ezt. Neden emineyim senin için neden önemli, neden iyi? Ezt neked kell tudni. Bu senin bilmen gerekiyor. Honnan tudjam én azt, hogy neked miért fontos ezt az üzletet építeni? Ben nereden bileyim senin için bu neden önemli bu işi yapmak? Ezt neked kell tudni. Bu senin bilmen gerekiyor. Én egyáltalán egy dologról tudok beszélni. Ben sadece bir şey hakkında konuşabilirim. Hogy én miért kezdtem ebben az üzletet foglalkozni? Ben neden yaptım anlatabilirim size. És miért fogyasztom ezeket a termékeket? Ve ben neden bu ürünleri kullandım anlatabilirim size. Ugyanis a network marketingben van egy nagyon fontos szabály. Çünkü network marketing'de çok önemli bir kural var. Mira Sinter'in sonunda söylemek. Kitaplar yazılmıyor gerçekten o kadar. Ya, network marketing'de iki fiil var. Network marketing'de iki çeşit insan var. Nem jobb vagy rosszabb két fiil. Daha iyi ya da kötü değil. Daha kötü değil. İki çeşit. Az egyik az, aki hiteles mások előtt. Bir grup öbür insanların gözünde güvenilir. Másik az, aki pedig nem. Öbürü de güvenilmez. Ugye, aki nem hiteles, az csinálhat bármit. Güvenilmez insan ne yaparsa yapsın. Oda viheti a világ legjobb dolgát is. Dünyanın en iyi işiyle getirse bile. Ki fogja bevenni. Herkes ölecek. Aki viszont hiteles mások előtt. Ama güvenilir bir insan. Az kínálhatja a legjobb szélhámosságot. En aptalca şeyi bile satmaya kalkarsa da teklif ederse. Akkor is hibi fognak neki, mert ő hiteles mások előtt. İnsanlar ona güvenecekler çünkü güvenilir bir insan olarak. Ez egy nagyon kritikus pont a network marketing üzletben. Bu network marketingben çok kritik bir nokta bak.
emberek, akik egy teljesen más területen dolgoztak eddig. İnsanlar bambaşka bir yerde çalıştılar şu ana kadar. Teljesen más területen voltak sikeresek. Bambaşka bir yerde başarılıydılar. Sikeres családanyák. Başarılı bir ev hanımı mesela. Sikeres alkalmazottak, vállalkozók. Çok başarılı bir yönetici ya da çalışan. Eljönnek ugye egy network marketinges képzésre. Vele bir network marketing sunuma geliyorlar. És egy nap után úgy távoznak onnan. Ve bir gün sonra şöyle gidiyorlar. Hogy minden tudnak az üzleti életről, sikeres üzletemben. Onlar çok başarılı bir iş kadını ya da iş adamı hissediyorlar birdenbire kendilerine ve her şey biliyorlar. És közön pedig orvosok is természetgyógyászok is lettek. Ve aynı zamanda doktorlar da oldular onunla birlikte, bir de alternatív hekim de oldular. Tehát mindent tudnak a termékekről, yani, mindent tudnak a gyógyításról. Her şey biliyorlar, tedavi hakkında. És mindent tudnak a pénzcsinálásról. De nincs para kazan, mindent biliyorlar. És csodálkoznak, hogy nem működik neki az üzlet. Buna rağmen niye bu magikten akarıyorlar? És nem veszik észre, hogy nem hitelesek mások előtt arra. Ve sadece onu fark etmiyorlar. Onlar ön üstlerinin gözünde ne güvenilir kişi değiller. Amikor én hozzáktam Malezya'dan. Ben Malezya'dan döndüm de. Hani tuttam valamit terminek. Ürün hakkında çok pek bir şey bilmiyordum. Azt tuttam, hogy működnek. 5 milyon ürün emberek működnek a világon. Sadece onu biliyordum. Dünyada 5 milyondan fazla kişi de bu yürüyor, kullanıyorlar. Demek 15 yıl működnek. 15 yıldır çalışıyorlar. Semmit nem tudtam marketing de részleteiről. Marketing planının detaylarını mesela hiç bilmiyordum. Ya azt tuttam, hogy működik. Nagyon sok ember. Ama şeyi gördüm. Kendi gözümle gördüm. Bu sistem çalışıyor. Nem tudtam ezekről dolgokról beszélni. Ama anlatamadım bunları insanlara. Egyetlen egy dologra tudtam eszembe. Sadece bir şey hakkında konuşabildim. Én miért foglalkozom ebben az ben üzletben? Ben neden bu işi yapmaya karar verdim? Én mi az a kőkemény határozottság bennem, amiért elkezdtem ebben az üzletben foglalkozni? Ve içimde bu taş kadar böyle sert kararlılık neyden kaynaklanıyor onu anlatabildim. És hogy az elején mondtam, az embereket ezért el. Ve insanlar inanın sadece bununla meşgullar ve bu ilgilendiriyor. És ezen csatlakozott az üzletet. Ve bunun için benimle çalışmaya başladılar. Ben hiteles oldum. Çünkü ben bunu bana güvendiler. Ne yapma, hogy érzel ezek után, hogy te nem vagy egy hiteles ember? Eğer kendinden çok güvenilir bir insan olarak düşünmüyorsan, endişelik olmaz. Nem vagy egy hiteles ember a network marketingben. Nem vagy egy hiteles ember a network marketingben. Network marketingben çok başarılı ya da başarılı demeyelim de güvenilir bir insan. Ugyanis daha önce yapmadım. Mindenki nagyon egyszerű hiteles lehet a marketing üzletben. Çünkü, hocam... Mindenki nagyon egyszerűen hiteles lehet a marketing üzletben. Network marketingde herkes çok basit bir şekilde güvenilir hale gelebilir. Hogyha őszinte lesz másokkal. Bir şekilde. Açık ve net ve dürüst konuşarak. És a saját termék tapasztalatáról beszélek. Ve sadece kendi ürünleri, kendi tecrübelerinden bahsederek. És ebben mindenki hiteles tudom. Çünkü inanın bunda herkes güvenilir olur. Hát, hogyha nem vagy üzletemben, nem kell az üzletről beszélni. Yani eğer sen bir iş adamı değilsen, o zaman iş hakkında konuşma. Ha nem vagy orvos, nem kell a termékekről beszélni. Eğer doktor değilsen, ürünler hakkında da konuşma. Elég a saját termékekről beszélni. Sadece kendi tecrübenle, ürün tecrübenle konuş. Egyszer egy másik országot tartottam erről a verset. Başka bir ülkede bir sunum yaptığımda. És az egyik vezető nagyon szomorúan oda jött hozzám. Bir lider yanıma geldi ve çok nagy bir bozult. Nem tudta elhozni erre a szemináriumra a legjobban dolgozó emberét. Ve şey dedi, szeminere en iyi çalışan adamıma getiremedim. És azt mondta neki, hogy nincs szükség ilyen szemináriumra. Çünkü liderin en iyi adamı şey dedi, benim szeminere ihtiyacım yok ki. Ezek a termékekkel meggyógyult a cukorbetegségéből. Ben bu ürünle şekerpasztalimi atlattım. És ez neki bőven elég. Ve bu bana yeter. Nem mondja egy másik embernek ezt. Çünkü ben bunu başka insan anlattım. Megmutatja a leleteit. Ve doktor raporlarından gösterince. És mindenki a bajom szerint felmérte. Herkes ürünü zaten kullanmak istiyor. Ebben hiteles. O yüzden bu konuda o güvenilir. Ez a saját termékem. Çünkü o ürün tecrübesi. Nagyon fontos az, hogyha bárkinek beszélek termékről, nem megkérdezi. Csak önemli. Ürünü tömik ki soracaklar, de ben onun hakkında konuştuğumda... Akkor sohasem róla beszélek. Hiçbir zaman ondan bahsetme, o kişiden bahsetme. Demek ki bu arada bir sadece bir üçüncü kişi olarak bahsetme.
ugyanazt mondom, ugyanazt az igazságot. Aynı doğruyu söylüyorsun. De hogyha róla beszélnék, az nem oda. Ama eğer ondan bahsetsem, üründen bahsetsem mesela, ya da o kişiden bahsetsem, o satışan. O harmadik seviyeli beszélek, ezt daha iyi gözükmek. Ama o kişiden bahsedersem, o kişiye iyi geldi, o kişi şöyle yaptı, o zaman ez birini paylaşıyorum. Tehát valaki azt mondja, hogy hát, nagyon rosszul döndöm, hiszen folyamatosan. Mesela birisi şunu derse, aa benim cebim çok kötü, sürekli kuruyor. De nem azt mondom, hogy itt a megoldás, a galoderma szabva. O zaman cebe mi? Demiyorum. Alın bu galoderma szabonu ve kullan. Nem azt mondom, hogy volt egy ismerősöm, hogy tehát a sokoldájban. Onun yerine şunu söylüyorum, ben bir tanıdığım vardı, aynı sorun. És neki a galoderma szabva sem. Ve a galoderma szabonu kolla içiyordu. Teljesen başka. Tamamen başka. Burada tavsiye veriyorsunuz. Másik probléma network marketing üzlettel. Network marketing başka bir sorununa bakarsak. Hogy az emberek nem csinálják. İnsanlar yapmıyor. És azért nem csinálják, mert rosszul érzik magukat abban a szituációban, amikor csinálni kellene. O yüzden yapmıyorlar, çünkü yaptıklarında kendilerine o situasyonda rahatsız hissediyorlar o durumda. Ya mondok egy tipikus példát, az emberek nagyon utána időpontot elkezdenek. Egy tipik bir örnek veriyorum, insanlar randevu almaktan nefret ederler. Mindent lehet tudni, hogy hogy kell időpontot elkezdeni. Her şey bilmek lazım, yani nasıl randevu alabilirsin, verebilirsin. Beyler, YouTube'a időpontot elkezdetés, rengeteg profesyonel tevinden kalır. Eğer YouTube'a yazarsan, randevu alınır, verilir. Bir sürü çok profesyonel sunum görebilirsiniz bununla ilgili. Altta olur mu? Tabii siz de bunu da gösterdin. Ama sen randevu almayı öğrenmekten bu neden bir sürü şey belki de sevmezsin yani. Değil mi? Kendine fosil onu almayı uçinaya ve seyretmek. O yüzden ben herkese onu söylüyorum. Bu işi sevdiğiniz gibi yapın. Kişilerinize uygun şekilde yapın. Ezen ilk olsun üstünde üzer. Çünkü bu gerçek ve doğru bir iş. Ezen daha uçinamadı. O yüzden her şekilde yapabilirsin. Mondok evet bir örnek. Örnek veriyorum. Mit tanıtmak a network marketing'de? Network marketing'i ne öğretiyorlar? Hív fel a régi ismerőséget. Eski arkadaşından ara. Lehet, hogy már 5 éve nem találkoztál, de hív fel. Belki 5 senedir görmedin, ama sen bir ara. Kezd el érdeklődni a családja felől, a széde felől. Ve szól, nasılsın, işte, sağlığın nasıl, arkadaşın, akraban. Beszélges fel egy kicsit. Biraz sohbetet olmama derler. És utána kínál be neked fizetet. Ve ondan sonra ona işi tekrar. Találkoztál már ilyen, hogy valaki fölhívott egy régi ismerősöd? Mesela siz yaşadınız mı bunu? Yeah. Nagyon utáltuk, hogyha ilyen derül. Yani çok iğrenç, değil mi? Mit csináltad én, amikor elkezdtem az üzletet? Ben işi başladığımda ne yaptım? Én nagyon nem szerettem volna én telefonálni. Ben azt kaptam, yapamaztam. Én is akartam, én néhány ilyen ismerősöd, akivel több évvel beszéltem. Ama ben de içinde vardı aslında, hani uzun zamandır konuşmadım. Mesela a következőt csináltam. Aramak istedim ve şöyle şunu yaptım. Fölhívtam őket. Onları aradım. És megkérdeztem tőle. Ben şunu sordum. Ugye ti is utáljátok, ugye te is utáljátok, hogyha valaki több év után fölhív. Sen de megfigyelősz, hogy ne ilyen szene versen, hogy ezt szene adársz. Elkezd érdeklődni felőled a családodról. De senden, ailenden szól szólmere başlarsz. Nagyon kedveskedik neked. Csak böyle tatlı hívni. Utána pedig bekívál a network marketing-et. Ondan sonra network marketing teklif ediyor sana. És azt hiszem, persze nagyon utálom. De şöyle diyor, evet nefret ediyorum. Én is nagyon utálom. Fel de nefret ediyorum. Pedig most ezt történik. Ama şu anda onu yapıyorum. Csak kiadjam az első lépést. Tehát ilk adımı atıyor. És ezen minden ilyen jót nevettünk. Hát biz gülüyoruz o zaman telefonda. És semmi gond nem volt arra, hogy beszéljük az ötletről. Ve o zaman şey yaptık. Nem. Bocsánat, keresem a szakszót. O zaman o gerginliği attık, değil mi? Nem érezte rajtam a kölcsöt az izzadság szó. Csak ben de o telkonfliúbe o şeyi hissetmedi, o kendime kasztığımı. Nem, no, nincs veszteni való hozzáállást. Sadece şey hissetti, kaybedecek hiçbir şey yok. Hát, úgy csinálod, hogy szeretem. Yani, inanın, kendi tarzınıza göre harapítani. De ahhoz, hogy sikeres legyél, ahhoz csinálod. Ama, tek bir şey var yapmanız gereken, başarılı olmak istiyorsanız yapacaksınız. Amikor én elkezdtem ebben az üzletet foglalkozni, akkor a következőt mondtam magamnak. Ben bu işe başladığımda kendime şöyle dedim.
Network marketingben nagyon sok pénzt lehet keresni. Network marketing, hogy jól sok között, jó? De nem igaz az üzenet. Aha, pedig kérdezni számos dolgot így. Hozzá ebben néhány embert, és akkor milliómos lesz ebben. Biztos, hogy kapcsinálni, én tényleg aztán milliárd eurós. Ez is egy ilyen munka. Milliódokjában, hogy el csak mondani, nem mondom, hogy szerti is oldóna, ármi is oldóna, milliódok. Amint, hogy úgy csinálom, hogy szeretek, akkor nagyon tudom élvezni. Ama onda biliyordu, eğer ben bunu sevdiğim gibi yaparsam, acayip keyif alacağım bu işi. Şöyle, mekanlar üstüne bu stratejiyi. O yüzden bir strateji geliştirdim. Sonra babamın klinç yoktu, neyin sen göz koyup besleyemez hem gerek. Ben şey dedim, sadece insanlarla birebir konuşacağım, yani tek kişiyle. İşte postum babamın bir sorun. E kendime bir kural getirdim. Ya network marketing'in işi tönüklü az emberler. Network marketing'in patronumuz yok biliyorsunuz. Şenkilerin bir sanat yerini. Hiç kimse hiçbir şey sormayacak senden. Bize de azt mondum, hogy napi ödeme. Ne kadar çalıştın, zaman çalıştın, hiç kimse sormuyor. Ben kendime şöyle dedim, günde 5 kişi. Senki hem kimse bir ödeme. Hiç kimse bana sormamadı bunu. Sonra hocam, napi ödeme, ez az insalayım olan feri. Benim kuralım günde 5 kişi, dedim. Hogy hangi kapuşta vagyok? Eğer bir gün kendersen. Çok harman çiğnemek mi? Ve 3 kişiyle görüşürsen. Doktor herkese o hedef gel. O zaman öbür gün 7 kişiyle görüşmem gerektiğine kendime belirledim. Ne için 7 özlem getirege, napi ödemler bile? Cumartesi, pazar yok, her gün çalışıyorum. Her gün 5 kişi. Ne istedik araç? Ne istedik araç? İnsanlar arasında, seçim yapmıyorum, herkese gösteriyorum. Tuttum, ya sen iyi vakit gel çınarlar. Ve onu da biliyorum, bunu benim senelerce yapmam gerekmiyor ki. Az első néhány hónapban betartom napi 5 szabályt. Eğer sadece birkaç ay, ilk birkaç ay bu kuralımla bunun dışına çıkmazsam akkor nagyon napi reményre kerül. O zaman çok büyük sonuçlar elde edeceğimi biliyorum. Közel 200 direktim var mı? Aşağı yukarı 200 liderimiz var. És biztos, hogy ben önünü kaptam legtöbb nemet ebben az üzletben. Ve eminim en çok beni bu işte ben aldım. De? Reddi. De engem ez nem szabad. Ama beni ilgilendirmedi ki o. Minden pillanatát élveztem. Çünkü her saniyesinde keyifle yaşadım. Ben tudtam, hogy nincs veszteni való. Çünkü biliyordum ki benim kaybedecek hiçbir şeyim. És tudtam, hogy amit képviselek, az működik, az jó. Ve onu da biliyordum, benim temsil ettiğim şey iyidir. Döbbeli gittem az enkul muyum artık? Öbürler de aklım benim sorunum değil. İsteyen katılırsın, istemeyen katılmasın. Nagyon sokan jönnek visszahozzak, és azt mondják, hogy nem működik az üzlet. Bir sürü kişi geri geliyor ve bana diyor ki bu işi yapamıyorum. Küvetleri soktum daha sonra. Ve o zaman ben hep bunu söylerim. Şu an yani onu çok şekilleri. Üzgünüm, yardımcı olamam. Ben tutup bu şekilleri. Şu anda yardımcı olamam. Gene bir sıra ekip bulma. Bir hafta sonra geri gel. Şekil bulma, monde ya, az bu biçin ayda az elbet yeter. Ve bir hafta sonra bana o geçmiş bir hafta içerisinde neler yaptığını anlat. İşte bu tutup şekilleri. Bir genel rahat. Ve o zaman sana tavsiyelerde bunu kullanabilirim, anlatabilirim neler farklı yapmam gerektiğini. Biz onlara tut yada bir dövdeni. Biliyorsunuz değil mi ne olacağını? Sen berek dövüşürme şu an demiş o. İnsanların çoğu asla geri gelmez. Ne hil bu arayı bulup hiçbir öbesiyelim ben gezeyim ben çalışacağım. Çünkü bir hafta sonra anlıyor ki konuşacak hiçbir şeyiniz yok çünkü çalışmıyor aslında. Tabii bununla konuşabilirim. Gerçekten çalışanlara yardımcı olur. Fezés össze lehet, én veletek megosztani azt, hogy én hogyan dolgozom. Kapatmadan önce ben nasıl çalıştığımı anlatmak istiyorum size. Ez egy üzleti vállalkozás. Bu bir ticaret biliyorum. Hogyha amatőr módon állsz hozzá. Eğer amatőrce bakarsan ve yaparsan. Akkor ilyen amatőr jövedelemre lehet számítani. O zaman amatőrce para kazanmazsan. Hogyha valaki fölteni nekem a kérdés, hogy mi a legfontosabb tapasztalat a network marketinggel kapcsolatban? Eğer birisi bana benden bunu sormak istiyorsa network marketingde en önemli tecrübem nedir? Akkor a válaszom a következő. O zaman cevabı şu. Leginkább azt befolyásolja a sikeredet ebben az üzletben. Bu işte en çok başarınak şu etkiliyor. Hogy meg tudod-e különböztetni az embereket? İnsanlara İnsanları seçebilir misin? Ayırt edebilir misin? Tehát meg tudod legkülönböztetni azt, aki valóban pénzt akar keresni, attól, aki nem akar pénzt keresni. Şey ayırt etmeniz gerekiyor. Gerçekten para kazanan ve para
számomra visszatér. Ugyanis ez itt tapasztalatom a következő. Az embereknek, akik csatlakoznak az üzlethez, több mint 90%-a nem azért csatlakozik az üzlethez, mert pénzt akar keresni. Nem azért, hogy ellopja te az időt, ellopja te időt. Ellopja a te drága üzletedődet. Senin pahalı biçemediğin iş zamanı çalıyor. Nem szeretném, ha félreérteni el. Yanlışlamam sakın. Ők mindannyian nagyon aranyos, kiváló emberek. Onlar hepsi çok tatlı, çok sevimli insanlar. De felik a szabad időnek. Ama sadece onlarla boş zamanı var, csak iş zamanı değil. A drága üzleti időden azokta az emberekkel kell tölteni, akik valóban pénzt akarnak keresni. Senin değerli zamanını, gerçekten para kazanmak isteyen insanlar. Lehet, hogy furcsa, de igaz, az emberek nem azért csatlakoznak az üzlethez, mert pénzt akarnak keresni. Belki szinte csak ilyen kérdés, mert egy számú sok, gerçekten para kazanmak için katılmıyor bu işe. Mert jó részük van, hogy a társaságot van. Csak köszönöm, hogy a szeretikleri için. Szeretnék egy közösséghez tartozni. Belki bir gruba ait olmak isterler. Szeretnék, hogy abban a gruba figyelje rá. Belki sadece ilgi isterler. De azon is tehát a dolgozanak. Ama çalışmak için terfeller. Velük a szabad időnek kell elő. Onnan tekrar söylüyorum, sadece boş zamanını harca. Hogy működik az én üzletem? Benim işim nasıl yürür? Valaki csatlakozik, és elmondom neki a szabályokat. Részi bana kayboluyor ve ben kuralları anlatıyorum. Igazából egyetlen egy szabály van. Bir kural var aslında. A szabály úgy néz ki. Kural böyle. Hogy te a saját üzletedet építed. Sen kendi işini geliştiriyorsun. Nem az én üzletemet, a sajátodat. Benim işimet değil, kendi işimet. Tehát nagyon örülök, hogy csatlakoztál. Yani bana katıldığın için çok memnunum. De én soha nem fogok téged fölhívni. Ama ben hiçbir zaman seni aramayacağım. Soha nem fogom megkérdezni tőled, hogy miért nem dolgozol. Hiçbir zaman senden sormayacağım, neden çalışmıyorsun. Soha nem fogom tőled megkérdezni, hogy mit csinálsz. Hiçbir zaman ne yaptığını, nasıl zamanla geçebilir, sormayacağım. Viszont fontos tudnod. Ama bir şey bilmeni istiyorum. De bármikor fölhívhatsz engem. Sen beni her zaman arayabilirsin. És én nagyon szívesen segítek neki az igényed van. Ve ben sana seve seve yardım edeceğim. Sen neked kell kérned ezt. Ama sen bunu istemelisin. Neked kell igényelni a segítségét. Benim yardımımı sen talep etmelisin. És én ott leszek bárhol is, hogy segítek. Ve ben burada olacağım. Nerede olursam ol, ben sana yardım edeceğim. Hiszen az én életem is azt mondom, hogy sikeresed. Çünkü benim için de senin işlerim çok önemli. Soha nem fogom fölvédni. Ama hiçbir zaman seninle nem nincsen. Mert azok az emberekkel akarok foglalkozni, akik valóban pénzt akarnak keresni. Csak gerçekten para kazanmak isteyenlerle ilgilenmek istiyor. Többiekkel a szabad időnek ötöm. Többi szállal, most zamanatom harcayacağım. Hogyha így építed az üzletet, eğer işini bu şekilde geliştirirsen, akkor valóban azok az emberekkel tudsz foglalkozni. O zaman gerçekten akik pénzt akarnak keresni. Para kazanan insanlarla és emlékezz rá, csak 20 ilyen emberre van szükséged. De ne gyerünk már, mutatáim, sadece 20 kişi. 20 ilyen emberre van szükséged, csak itt akar valamit. Sadece 20 kişinin bir şey elde etmek istedim. Nem számít, hogy az illető honnan jött. Fark etmez, hogy sen nereden geldi. Nem számít az, hogy milyen tapasztalat van. Nasıl bir tecrübeye sahip oldu. Azt számít, hogy mit akar elérni. Önemli olan, nereye gelmek istedim. És azért milyen munkát akar belefekteni. Ve bu yüzden nasıl çalışmak bir enerji harcamak istiyor. Mikor csatlakoztam, nagyon sok sikeres ember ismertem. Ben buraya girdiğimde, bu sisteme girdiğimde bir sürü bir sürü başarılı insanla tanıştım. Nagyon sok profi vállalkozó ismertem. Çok profesyonel girişimci tanıdım. Yol yerine be işler ister. Birçok kişi kaydoldu da. Ne iş olarak ne yok üzlete kalattım. Ama yine de en büyük kişi altınızda. Bir egyszerű üzlete kalattım. Yazış belki bir hafta. Sadece bir otobüs şoförü polisiyle yaptım. Ben yok hayvanda orada dolgozdum. Çünkü onlar çalışmak istediler. Ama aslında istiyor hoca oluyor. Ben ne yapayım, ne yapayım. Şeye bakmadılar, nasıl yapamayız, nasıl yapabileceğimize baktılar. Aslında bu sabit materyal olaylar şükran efeyizleşi diyen keyifli de seyretmeyi karakter uzatmayayım. Evet, şimdi artık yavaş yavaş bitiriyorum ama bitirmeden önce bazı yanlış anlamları temizlemek istiyorum. Emlékeztem azt, hogy van. Az első pont, ahol általában ugye kettétörik valakinek az emelemes karrierje, az ugye az, amikor az a megy és meghozza az infókat.
arkadaşlar eve gittiğinizde büyük bir motivasyonlara gidiyorsunuz ve sizin motivasyonunuzu birileri kırıyor. Meşhurluk az amikor bir işler gerekiyor. İkincisi liste yazmanız gerekiyor. Çünkü ben mindezeken bir ulan iş ve mindik etmemiz üzerinden. Ve bu ikisini de yaptıysanız ve hala bizdeyseniz. Harbiden o millet inkar ben keşfedici az evlen diye. Üçüncü ve en zor olan şudur. İşte sana konuda var ya, ayakta duran da. Ve birçok insan bu noktada bırakıyor bu işi. Bu kadar işin de bir şey, barayarlayıp soyamadışan söylesiyle. Yerde işin. Tanıdıklarınız, arkadaşlarınız bulmadan bu soruyu sorduğunda. Bu ne hikaye şartlar o sözler? Ne kadar para kazanıyorsun bu işten? Ya sana hep gelin yani bir iş. Bu baştan en kötü soru bu. Ya ben şu komedi hiç besleyemem. Bir sürü insan tabii yapsın, konuşur. Rengeteg emelen tréner, megélom dolgo, hogy erre a kérdésre erre a kérdésre való válaszok tanítja az embereket különböző tréningeket. Bazi network marketingci tamamen buna specialize oldu. Hani insanlara buna nasıl cevap vereceğine, farklı farklı cevaplar öğretiyor. Nagyon sok könyvet írtak ebben a témában, mint kell válaszolni egy ilyen kérdésre. Bu konuda böyle bir sürü, hogy nasıl cevap vermek gerektiği hakkında bir sürü kitap yazmışlar. Minden illetel orvosla benim için válaszok etse. Ben hepsini okudum ama ben hiçbir cevap istemedim. Rengeteg cég használja motivációra az, hogy ilyen óriási csekeket dobanak. Bir sürü şirket kullanıyor, bu övüsünüzdür. Siz de böyle kocaman kocaman çekler gösteriyorlar. Televizyonda bile görebiliyoruz. Az emberek hajlamosak azt hinni, hogyha olyan cégnél, olyan céghez csatlakoznak, ahol nagy csekkeket mondogatnak, akkor ők is ilyet fognak kapni. Evet, insanın çoğu gerçekten onu zannediyor. Böyle büyük çeklere gösteren firmaya katılırsa, o da böyle kocaman çeklere sahip olur. Azt kellem mondjam, hogy ez egyik legnagyobb megnézeszerési sözlerden. İtiraf etmem gerekiyorsa en büyük yalan budur. Ugyanis a te bónuszod a semmilyen szinten nem függ annak a bónuszától, aki szinten van. Çünkü senin bónuszun hiçbir alakası yok sahnede o çeki tutan insanın bónuszuyla. Te bónuszod az kizlerde te munkanın bónuszu. Senin bónuszun, senin kazancın tamamen sana bağlıdır. Ugye egy emelem üzletnek az a lényege, hogy minimalizálva jövedelem bárki, bármennyi keresett. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy kevés a bónusza. Yani eğer birisi şey derse, hani bónuszum çok az. Akkor nem a bónusza, kevés a forgalma. O zaman demek ki bónuszu az değil, esas ama sattığı şey azdır. Tehát, hogyha valaki tőlem, én azt szoktam tanítani. Yani ben bunu öğretiyorum hep. Ha valaki tőlem megkérdezik azt, hogy mit keresek az üzletre. Eğer birisi bu işle ne kadar kazandığını sorarsa senden. Akkor nem őszintén lehet válaszolni. O zaman çok açık cevap verebilirsin. Ya, igen az érdekel, hogy mennyi lehet ebben az üzletet keresni. Eğer seni bu işte ne kadar para kazandığını ilgilendiriyorsa... Fontos tudnod, hogy a te jövedelmet semmilyen szinten nem függ az jövedelmetől. O zaman bir şey bilmen gerekiyor. Senin paran, benim param asla bağlı. És csak a saját jövedelmet. O senin işin sadece, ona bağlı. És sokan azt gondolják, hogy az ő sikerük egy network marketing üzlet az, hogy az alunk. Bir sürü insan onu zannediyor. Onun başarısı sponsoruna bağlıdır. Ez a másik tévesztme. Bu da pek doğru değil. Hiszen a mai világban már nem szükséges a szponzornak a jelenlétre. Çünkü bugünkü dünyamızda artık sponsorun orada olması, yanında sıfırda bulunması çok önemli değil. Az internet segítségével minden információ mindenkinek a rendelkezésére. İnternet yardımıyla bütün bilgiler size gelecektir, akacaktır. Én nagyon egyszerűen duplikáltam magam. Nagyon egyszerűen duplikáltam, tehát másoltam magam. Ben çok basit bir şekilde, çok evet basit bir şekilde kendime ikna ettim. Készítettem egy videót. Bir videó hazırladım. Az emberek nagyon utálják az előadásokat. İnsanlar sunumlardan nefret eder. Ennek a videónak az a cím, hogy előadás helyett. Bu videónun adı sunum yerine. Ez a videó már elkészült török szinkronnal is. Bu videóról szkesztettük, bir stúdióba yaptırdık. 30 perces beszélgetős videó. 33 dakikalik bir konuşma videó. Konuşma yapıyorum orada. Ami most már 20 nyelven elérhető. Şu an 20 dilde bulabilirsiniz. És még mint kontakt videó használható. De bu videóyu bir kontakt, yani ilişki yaratma videóra kullanabilirsiniz. Lehetne bárkinek fenntartása network marketing üzletre? Bocsánat? Lehetne bárkinek fenntartása network marketing üzletre? Bazı insanlar tabii ki network marketing'i duyunca
falan yapar, izledi. İşte tutan yine böyle profiline, aslında belki onların izmek istediği ve belki sen de profesyonel değilsin. Bütün sorularına o kişinin cevaplayamazsın. O zaman bir videoyu gösterin. Piyasa kutan yine de kendisi doğru. Ve onu izlesin, ondan sonra konuşalım dersiniz. Sen böyle kurak yapması bir maçlı olsun. Ve insanlar o videoda aslında çok farklı bir yaklaşım görecekler network marketingle ilgili. Ümiden insanlar tamam bunları. Kısacası bu kadar söylemek istedim. Ümiden bu oyun şikayı nihayet yani bunu da odaklar bunları ömü değil ediş bunu da kuraşı şarkı. Umarım düşünmeyi nasıl söylerler bunu? Teşvik eder, teşvik ediyor sizi konuşmamızda. En sonra değerli zevk var mı bu zevk yüzde? Aslında aslında bunun bir iş olduğuna. Çünkü de mek kurbağı da siz yüzde de çinani. Ve ya sen bu işi gerçekten yapmaya denersen. Kuro, sen iş mek kurbağı da kefiz edin. O zaman şirket de sana para vermeye de geçecek. Evet, o kurbağı bu zevk yüzde, kurbağı bu zevk yüzde. Yani eğer denersen, sen de şirket de sana para vermeye de. Devamlı mı yedekten görüldüğü yer işaretinde demek için alalım. Ama eğer hiçbir şeyle ilgilenmiyorsan ve ders ödeyerek bunu yapacağım. Yok, nasıl topazda orada demek için alayım. O zaman tecrübe ederek gösterilerek gerçekten yapabilirsin. Buraya şeyle yaklaşık gitti de kursak var mı? Türkiye'de şu anda gerçekten çok büyük fırsat var. Türkiye'nin belirtmeni bu fesleler, işte alalım, oyun konuna tutuyor. Türk insanlar, ben birçok ülkede açtım biliyorsunuz. Türk insanlar şunu gördüm. Çok profesyonel satıyorlar, çok konuşmayı seviyorlar. Şimdi bu türlü kursak ve senin yukarı çok türlü kursak ve senin yukarı. Türkiye hakkında konuştuğumuzu sadece Türkiye'den bahsetmiyoruz. Ben de gel Frankfurt'a işte hem İstanbul'a oluyor. En son Frankfurt'a gel İstanbul'a zannettim. Niye yani bu işler daha çok? Çünkü sadece birkaç tane anlam gördüm. Başka bir herkes gördü. Ben bir sürü ne kadar işlemiş bu işlemi. Eminim senin dünyada bir sürü Türk arkadaşın tanıdığın akraban vardır. Değil sana öyle şok. Orsak da falan. Belki sen bir sürü ülkede bulunuyor şu anda. Evet, o bir tane fırsat var. Ve yurt dışında da onlarla birlikte çalışabilirsin. Ya da ne yürüyecek sonra da Frankfurt'a da beraber. Ben önümüzdeki hafta cumartesi Frankfurt'tayım mesela. Frankfurt'a da falan seyir falan da dermek için. Orada çünkü artık şirket hazır biliyorsunuz, ürünler de bulunuyor. Evet, onun için de şu anda da. Yani eğer... Ben de istane var. Eğer Almanya'da tanıdığınız varsa şimdi bile onu kaydedebilirsiniz. Çünkü artık orada faal çalışabilir. Bilmiyorum mikrofonu işaret etmek için bir abi mikrofonu da isyan ettiği için gerçekten bitirmek istiyorum. Cepkiler bu mesela ne kadar bir şirket yapabilirsiniz? Hepinize başarılar diliyorum.